Merhaba. Uzun zaman oldu biliyorum. Epey zaman oldu video yüklemeyeli YouTube kanalıma. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Hem üstelik sesim de biraz toparlanmış oldu. Küçük bir rahatsızlık geçirdim ve artık biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Okumalara bile ara vermek zorunda kalmıştım. Tekrar toparlandım şükür ve okumalarıma da devam ediyorum. Videoları da inşallah devam ettireceğim. Okumalar deyince en son hatırlayacaksınız faizle ilgili bir kitap okuduğumu size söylemiştim. Videosu da şurada hemen yer alacak. Yeni bir kitapla daha buradayım. Yeni bir kitap. Henüz okumaya başladım ve bitmedi. Faiz Meselesi isimli bir kitap bu. Epey hacimli bir kitap. O kitaptan biraz bahsedeceğim. Hem bir mazeret videosu hem de bir kitap tanıtım videosu olsun diye bunu yapıyorum. Tarihte Örnek Uygulamalar alt başlığını taşıyor Faiz Meselesi isimli kitap. Biraz bu kitaptan bahsedeceğim ve sonrasında da sizlere bu kitabı okuyup bitirdikten sonra da detaylı olarak anlatacağımı şimdi buradan söylemiş olayım. Derleyenler Murat Ustaoğlu, Ahmet İncekara başlığını yine taşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları arasında çıkmış 3. genişletilmiş baskısı benim elimdeki. Arka kapağa bakarsak içindekileri de size aktaracağım. Şöyle diyor arka kapak. İktisadi faaliyetleri tek bir disiplin altında inceleyip kuramsal çerçeveye indirgemek mümkün değildir. Sosyal sistem kuramında toplumsal ilişkilerin iktisadi, politik, sosyal kültürel ağlar etrafında kümelendiğini belirten sosyolog Parsons, bireylerin içinde yaşadığı toplumun değerlerinden etkilenerek sosyokültürel ilişkilerini inşa ettiğini belirtir. Özünde maddi ilişkileri analiz eden iktisadi düşünce de bu tahayyülün bir parçası olarak değerlendirilmelidir, diyor. Profesör Doktor Mahfi Eğilmez de arka kapak için bir yazı kaleme almış. Hatta Mahfi Eğilmez bu kitabı tanıtan genişte bir yazı da yazmış. Onu da internette arayıp bulabilirsiniz. Diyor ki Mahfi Eğilmez, kitapta binlerce yıl önce faizin nasıl doğduğundan başlayarak günümüz bankacılık düzenlemelerine kadar gelen olaylarla desteklenmiş analitik değerlendirmeler yer alıyor. Faizin tapınaklarda doğuşu, dinler tarafından yasaklanışı, Osmanlı'da faiz sorunları, İslami finansının faize bakışı gibi merak edilen konuların hepsi tek tek ele alınıp yanıtlanıyor. Yüzyıllardır en tartışmalı konulardan birisi olan faizin antik dünyadan bugüne nasıl evrim geçirdiğini merak edenlere çok önemli kitabı okumalarını tavsiye ediyorum demiş bu kitap için. Şimdi içindekiler bölümüne bir bakalım. Kitapta neler var, nelere ihtiva ediyor kitap. Tekrar edeyim, Faiz Meselesi, Tarihte Örnek Uygulamalar, derleyenler Murat Ustaoğlu, Ahmet İncekara. Kitap satışta şu an ve internetten bulabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Tavşanlı'daki kitapçılardan da sipariş ettirip getirebilirsiniz. Böyle söyleyeyim. İçindekiler kısmına baktığımızda faiz meselesine giriş bölümünü görüyorum. Murat Ustaoğlu, Servet Bayındır. Bu tanıdık isimler çıkacak karşınıza. Ana akım dinlerin faiz yasağına direnemeyişinin kısa hikayesi verilmiş. Bakın, ana akım dinlerin faiz yasağına direnemeyişinin kısa hikayesi. Faiz teorisi ve faizin kavramsal gelişimi ve sonra faizin tarihi öncülleri olarak din, siyaset ve iktisat bağlamında antik çağ Mezopotamya medeniyetlerinde sosyal hayatın temel dinamikleri. Murat Ustaoğlu, Betül Mutlugün birlikte kaleme almış. Antik çağ medeniyetlerinde din toplum ilişkisi, su, devlet ve siyaset, iktisat ve ticaret. Antik çağ medeniyetlerinde faizli borç ilişkilerinin kuramsal kökenleri Sümer, Babil, Asur dönemi incelenmiş. Burada da Muhammed Said Bozik, Selim Demez başlıklarını görüyorum. Sümer ve Babil'de faizli borç ilişkileri, faizli borç ilişkilerinin niteliği ve hukuki zemini. O kadar çok başlık var ki, kitap hacimli demiştim. Ben kısa kısa başlıkları bari aktarayım çünkü çok zaman alacak. Antik Yunan ve Antik Roma'da faizli borç ilişkilerinin mahiyeti, çok detaylı. Antik Roma'da faiz ve kölecilik, sonrasında Antik Mısır ve Antik Çin'de faizli borç ilişkileri, Hinduizm ve faizli borç ilişkilerinin dinamikleri, Budist ekonomi doktrininde faiz ve borç ilişkileri, günümüze doğru geliyor tarihten. Doğa ile barışık orta yolcu bir doktrine Budist ekonomi, sonrasında Budist ekonomide para, Budizmin borç ilişkilerine yaklaşımı, erken dönem Yahudi tarihinde faiz ve borç ilişkileri temel argümanları, monoteist dinlerin ilk halkası, erken dönem Yahudiliğin kısa tarihi verilmiş. Yahudilikte iktisadi hayat ve kutsal metinlerde para gibi başlıklar görüyorum. Ortaçağ Avrupa'sında Yahudi tefecilerin durumunu açıklayan temel teorik argümanlar incelenmiş.
Ortaçağ Avrupa'sında faizli borç ilişkileri, Yahudi tefecilerin durumu, Yahudi toplumunda faizli borç ilişkileri, Yahudi toplumlarında temel eğitime verilen önem, eğitim ve faizli borç ilişkileri, Thomas Aquinas ve Martin Luther'de faize dair görüşler. Sonra Aquinas yine iktisadi görüşleri, faiz kavramını ele alınışı, Martin Luther dönemi, Luther'in iktisadi düşünceleri, Calvin dönemine geliyoruz, Calvin düşüncesine faizli borç ilişkileri, geç dönem İslam fakihlerinin faiz yasağının kökeni ve sürekliliğine ilişkin görüşlerine analitik bir giriş, klasik İslam fıkıh kaynaklarında faizin tanımına yönelik yaklaşımlar, daha önce de söylemiştim, tanımına yönelik yaklaşımlar önemli çünkü tanım çok daha önemli. Önce tanım geliyor. İslam fıkıh kaynaklarında faizle illetine yönelik tartışmalar, faizin illeti nedir şeklinde. Modern bankacılığın kökenleri inceleniyor burada. Modern bankacılığın kökenlerinde evet İslam da var. İslam dünyasının ilk iktisadi düzenlemeleri ve uygulama hassasiyetleri üzerinde durulmuş. Modern bankacılığın kökenleri üzerinde durulmuş. İslam dünyasındaki bazı finansal enstrümanlar ve kaynakları hakkındaki tartışmalar, Osmanlı toplumunda faizsiz finans arayışları, para vakıfları ve çok fazla şey incelenmiş yine. Ortodoks ve heterodoks iktisat ayrımı bağlamında modern kapitalizmin faiz yaklaşımı üzerinde durulmuş. Ortodoks ve heterodoks iktisat ayrımı, ortodoksi olarak neoklasik iktisat ve faiz. Sonrasında faiz meselesine derin bir giriş Murat İstekli ve Murat Ustaoğlu'yla, antik çağ medeniyetlerine faizli borç ilişkileri toplum, uzak doğu medeniyetlerine faizli borç ilişkileri, semavi dinlerde faizli borç ilişkileri gibi başlıkları görüyorum. Kitaba giriş yaptım, biraz okudum ve inşallah yani okumalarımda artık sırada bu kitap var, faiz meselesi, tarihte örnek uygulamalarıyla birlikte. Bitirince de daha detaylı olarak bunu sizinle konuşabiliriz. Bu bir giriş oldu. YouTube kanalımda videoları ara vermiştim. Mazeret beyan ettiğimi de söyleyeyim. Evet, izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu meseleyle ilgilenenler için bu kitabı da önerebilirim. Görüşmek üzere.